her şey enerji dolu bir gün olsun. Bugün enerjiniz iyi mi? İyi. Yükleniyor muyuz enerjileri? Evet. Senin çok iyi belli. Enerjiler yükselmiş ha? Evet, bizim de iyi enerjimizi yükselterek başladık. Olumlu sözlerle başlıyoruz güne, biliyorsunuz. Her şey hakkında olumlu düşüncelerinizi böyle evrene gönderiyorsunuz. Her şey iyi olacak. Her şey iyi oldu ve güzel şeyler beni buldu. Olmuş gibi söyleyeceksiniz. Güzel şeyler beni buldu. Ben güzel şeylerin beni bulacağı kadar şanslı bir insanım diyeceksiniz. Ve her gün bunu kendinize hatırlatacaksınız. Dilden çıkan sözler sihirlidir, döner dolaşır, sizi bulur. Bunu da unutmayın. Şimdi ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530-488-5184. Şimdi herkesin, yani hemen hemen herkesin diyelim, bir kayınvalide sorunsalı vardır, değil mi? Bir kayınvalideler gelinle anlaşamaz, gelin kayınvalideyi pek sevmez, böyle bir çatışmalar olur. Tabii Gül Hanım buraya geldiğinde daha kayınvalide olmamıştı ama oğlu, yani Uğur, bir kıza gönlünü kaptırmıştı. Hatta böyle evlilik düşüncelerinde, ama Gül Hanım bu kızı pek onaylamadı. Ailesi yeri yurdu belli değil, duvarları kirli gibi düşündü ve istemedi Gül Hanım. Evet. Sonrasında Uğur da artık buna daha fazla dayanamayıp evden gitti. Aslında bunun için gelmişti Gül Hanım. Ama sonrasında Uğur'u bulduk biz, sağ olsun geldi. Barıştılar ve bundan sonraki süreçte Ayşe ile birlikte, bakalım Ayşe yani kızımızın adı, görüşeceklerdi Gül Hanım. Ne oldu bu arada Ayşe? Ha, dediğim gibi işte bir sonraki hafta gelecek. Bir sonraki hafta gelecek. Bir sonraki hafta gelecek. Artık herhalde burada bir buluşma yeni sezonda diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Evet. Peki telefonda konuşturdun mu anneni? Şimdi şöyle, konuşturtmadım çünkü anneme bayağı bir kırgın söylediklerinin ötürü. Hani annene kızmıyordu? Yok, kızmıyor değil. Ya kızmaması başka ama kırgın yani söylediği sözlerden ötürü. Küsmüş mü annene? Yani küsme demeyelim de hani bildiğiniz gibi kırgın yani. Bir şey demedik canım, ne dedim? Küfür mü ettim? Hayır, ben sadece... Çirkin diyorsun, duvarlarının pisine kadar giriyorsun görmediğin halde. Bakın zaman kötü. Daha ne? Etrafında, oğlumun etrafında hiç kimseyi tanımıyorum. Ne bir arkadaşını, ne bir şeyi, sadece görüntüyle konuşan bir kız var hayatında. Doğal olarak ne olduğunu bilmiyorum ve oğlum için endişe ediyorum, korkuyorum. Nedir, neyi, hani neyin düğüdür, anlatabiliyor muyum? Gerçekten iyi bir kız mı acaba, birbirinizi hani sevecek misiniz, mutlu olacak mısınız diye temkinli yaklaşmak istemiş. Ama aslında anneme kırgı da mı Ayşe, yani konuşmak da mı istemiyor? Ya yok, ona şey değil hani... Şöyle söyleyeyim, ben yemek olayını da söyledim. Ben döndüğüm zaman bakarız dedi ama yani hani hiçbir kötü söz söylemediğine ona rağmen, ama hani yine kırgın. Elini ben öpeyim, söyleyeyim. Ne yapayım? Zaten Esra'm, şimdi Uğur dün geldi yayınımıza, katıldı sağ olsun, tamam teşekkür ediyorum kendisine. Dün buradan yayından çıktı, haberim olmadan gitmiş, giderken de beni telefondan engellemiş. Şimdi herkesin göz önünde sormak istiyorum. Buraya geldin, oturduk, sohbet ettik. Telefonumu cumartesi günü kendin açmışsın, engeli kaldırmışsın. Dün neden bu hareketi yaptın bana? Bu dün değil. Normalde... Hayır, dündü. WhatsApp'tan engeli kaldırmıştım zaten. Evet. Normal aramayı evden gittiğim gün engellemiştim. Ama normal aramayı ben eve engellemedim. Cumartesi günü açmamış mıydın? Cumartesi günü WhatsApp'tan açtık, cumartesi günü. WhatsApp'tan konuştuk, fark ettiysen. Şimdi Esra, niye engelliyorsunuz birbirinizi artık, burada konuşuyorsunuz? Valla Esra Hanım, ben açtım. Bu engeli de hiç sevmiyorum ya. Senin için değil de ilişkilerde böyle erkekler engelliyor ya. Bu erkekler, bu engellik engelleme çıktı, mertlik bozuldu. Esra gerçekten. Esra gerçekten diyorum, herkes herkese engelliyor, bu neymiş ben engel ya? Ben engeli zaten kaldırdım. Kendisi beni hani söylüyordu, engeli kaldırmadım diyor. WhatsApp'tan sadece kaldırdım. WhatsApp'tan yazmıştı zaten, doğru. Fakat dün Uğur, işte dediğim gibi kendisine teşekkür ediyorum. Dün buraya geldi, bugün de gelmiş. Fakat ne yapmamı bekliyor? Benim kafamda daha birçok soruyu cevaplayamadı. Doğru, benim kafamda bir sürü daha çekinceli şeyler var mesela. Uğur bana bu kızın hiç kimsesi olmadığını söyledi. Bir anda çıkan bir abla var. Evet. Evet, ben şimdi bunu, bana cevabını verir misin Uğur'cum? Niye şimdi ortada niye alemlendiriyorsun şimdi? Ne gerek var? Hayatım, daha önce bu kızın adını bana Nisa olduğunu söylemiştim ve buraya geldiğimde bu yayında Ayşe olduğunu öğrendim ve şok oldum. Dün de buraya geldin, oturdun. Bana hiç akrabası yokken bir abla çıkarttın. Bu abla neyin nesi? Nereden çıktı bu abla oğlum, sürpriz yumurta gibi? Ve bu kız ne bekliyor? Kırgınmış. Ne yapmışım? Ben doğruları söylüyorum. Sen böyle devam et, merak etme. O kız çıkar seninle yemeğe, merak etme. Çıkar veya çıkmaz, ben burada bir delil uzatıyorum. Hayır ama gelsin, kıza bir şey söylemiyor. Senin anlattıklarından söylüyor. Aslında kıza kötü bir şey söylemiyor. Evet. Diyor ki, sen bana baştan niye Nisa olduğunu söyledin diyor adını. Ya ismini şey yapmasın şimdi. Ablasını söyledim çünkü zaten vereceği tepki ortada yani. Ben ablasını olduğunu söylesem ne değişecek? Annemin zaten hani
En baştan beri şeyi bu yani. Karakteri bu yani. Bu değişmez. Bu bir şey diyorsa budur yani. Başka bir şey yok. Bir şey yok. Daha sorabilir miyim mesela? Yani değişme. Yani o ne demek? O ne demek peki yani? Annem ne olsa değişme. Adın İsa da olsa değişme. Ayşe de. Yani düşüncesi aynı yani. Anlatabiliyor muyum? Ben onun istediğiyle evleneceğim. Onun olayı bu yani. Ya o başka abi, şey yok. Hiç öyle bir derdim yok Uğurcuğum. Ama sen doğruları söyledin. Anne ben biliyorum anne. Kaç kez söyledim ben biliyorum. Ya beni bastırmaya çalışma ben yavrum. Ben seni bastırmıyorum. Kaç kez söyledim ben biliyorum. Sen benim gözümün bebeğisin, evladımsın. Ama dün burada bana yaptığın tavır da hoş değil. Ben çıkana kadar ortadan toz olmuş Esra Hanım. Niye anne? Ben sana ya. Mesaj attım ne dedim? Ne ben dedin? Dedim iş yerine toplantı var. Usta çağırıyor dedim değil mi? Evet dedim. Tamam o zaman alevlendirme ortalığı. Ama olsun beni bir telefonla da arayabilirdin değil mi? Acelem var dedim. Beni zaten yayın akşam arabasıyla bıraktılar acele. Hayır. Bir gece aradım. Uykulu gözlerle ne istiyorsun anne? Ben yatıyorum deyince ben de tamam evladım dedim. Kapattım Esra Hanım kimseyi rahatsız etmeyeyim diye. Ne yapayım öyle peki söyledi. Peki sen tekrar annenin yanına dönmeyi düşünüyor musun Uğur? Vallahi aradaki buzlar erirse inşallah. Uğurcuğum arada bir buz yok zaten. Bir buz varmış gibi davranmamalısın. Bu kızla alakalı olarak bana zaten doğruları söylemediğin için bak ben sana çok kırgınım. Dün buraya geldin kendini açıkladın ama benim kafamdaki bir takım çekinceler tamam, devam senin ediyor hala. Senin kafandaki o çekinceleri zaten biz şey yapamayız. Tamam, yaparsın boş ver orayı. Oğlum bak yapamayız, kız, boş ver. Kızın ne mesela ne çekince? Ya Esra Hanım kızı daha önceden Nisa söyledi adı Ayşe çıktı. Peki onu merak ettim neden yani Nisa dedin Uğur? Yani bunu bana açıklar mısın anneciğim? Bunu lütfen doğru söyle ya bunu yalan söyleyecek ya bir şey mi yapıyorsun? Ya ne uzatıyorsun anne tamam ismi Ayşe işte ne uzatıyorsun? Hayatım neye istinaden yaptın böyle bir şeyi? Neden saklıyorsun sanki böyle zevkten. Bir şey? Zevkten mi? Sen ne kadar böyle tuhaf şeylerden zevk keyif alıyorsun yavrum. Tamam sus. O şeyleri uzatma onu. Ben buraya konuşmaya geldim. Niye susayım? Tamam uzatma onu hadi. Uzatmıyorum. Burası bak bir yüzleşme programı. Sen de buraya geldin. Tamam teşekkür ediyorum ama bak kendini bana dürüst ol evet. Birazcık. Sen bana kızın adına Nisa diyorsun Ayşe çıkıyor. Orada bana inat ben, yapar ben gibi sana... İsmail YK şarkıları bilmem ne. Sana niye inat olsun? Sana niye inat olsun ya? Allah Allah sevmiş paylaşmış sana ne inat? Kim şimdi inat paylaşıyor bakma sana seninle ya yani. Bu şeyleri fotoğrafı falan bana geleceğini biliyor ya Esra Hanım. Kızımın arkadaşlarının sayfasına gitmiş. Onlar bana geldi. Kızıma dedim kapat yavrum. Ay ne gidip. Şarkısı? Kim paylaşıyor ay, ne şarkı? Bileyim bu bir koyduğu fotoğrafların üstünde İsmail YK şarkısı yok ne muydu? Şarkının adı ne? Ne bileyim ben bir şeyler söylüyorlardı Allah işte. Allah belanı versin mi? Hayır Allah belanı versin değil Esra Hanım. Hangisi öyle bir şarkısı vardı onun? O şarkı değil. Bir hangi şarkıyı koymuştu? Hayır sana göndermeli olan şarkının adını merak ya ediyorum. Ya bana göndermeli de Esra Hanım öyle bir şey yok. Kız sevmiş beni koymuş Esra yani. Bunda ne? Ne sıkıntısı koymuş. Ha sevmiş koymuş yani. Koyabilir buna seni sakıncası yok. Seni mi koymuş kız? He. Koyabilir şarkı sakıncası ne? Yok. Hayır hayır sakıncası yok da şarkı ne? Ben merak ediyorum. Şarkıyı da şu an hatırlayamıyorum işte. Bir. Şu şarkıya baksanız arkadaşlar merak ettim. Arkadaşlar ilk onu gün verebilirsiniz sıkıntı yok. Vardı. O videoyu verebilirsiniz sıkıntı yok. Evet Esra Hanım kendisinin bana açıklamasını istiyorum. Peki evet gerçekten Uğur merak ettim. Bu Nisa niye Ayşe Nisa oldu? Onu adına. Bana bir söyle lütfen bak dürüst ol Uğurcuğum. Ya rica buna ediyorum. Mı takılıyorsun anneciğim, anne yeter artık of. Ya niye yeter bak senin burada sakladığın şeyler var ama ya. Sen bir şey saklamıyorum ben ya. Sen şu anda hala yalan söylüyorsun ama Uğur bak milyonların gözü önündeyiz. Emin ol herkes benim kanımdadır ben öyle düşünüyorum Esra Hanımcığım. Hayır neden merak eder misin siz başta ismini farklı söylese sonra farklı söylese. Anneler merak eder bunu ben de merak ediyorum. Neden farklı söyledin derim neden? Esra Hanım benim çevremden bir kız var. Değil. Ben o kızı görmüyorum etmiyorum yani. Niye böyle bir şey yapıyor? İsmini sevmediğinden olmasın? Aa nasıl? Ben el alemin sürekli... ismini sevsem ne sevmesem anne, ne? Anne ben bundan önce de Ayşe diye bile çıkmıştım. Onu karıştırıyorum. Sıkıntı yok. Sen ona da o ismi de sevmiyorsun anne. Ha, Ayşe yalan ismini mı? Sevmediği için Nisa mı dedin? He? Esra Hanım zaten bunu buldukları ya Ayşe oluyor ya Fatıma oluyor. Benimle ne olmuş, alakası ne? Var ya? İsmine mi bakıyorsun ne? Ya niye yalan söylüyorsun? Ben işin o kısmındayım. Neden bana yalan söylüyorsun? Tamam uzatma sus. Bak ben de bu eksiye düşürüyor seni işte. Dün beni burada ikna ya düşürsün düşürmesin. Aslında. Ben sana dün burada da dedim. Onay ver verme. Bizim kararımız kesin bitti. Uğur yani ben adını annen Ayşe olursa sevmez diye mi Nisa sevmez dedim? Sevmez tabii. Esra Hanım ben biliyorum senelerdir ha, Allah sevmez aşkına. Sevmez diye ben Nisa dedim diyor. Niye Ayşe'ye bir takıntı mı var? Ne var? Yok. Ayşe kim ki? Bir takıntım ki? Yok Esra. Ya bir yok. Takıntısı yok da yani o isimleri sevmiyor genelde. Doğru Allah isim, Allah. O isimleri sevmiyorum. Doğru söylüyor Esra Hanım. Ha, o daha önceki ilişkide. Bu niye? İsimlerle alakalı tepki olayını yanlış anlatıyor Esra. Hayır bir dakika Gül Hanım neden Ayşe ismini sevmiyorsun? Sevmiyorum. Ayşe ve Fatma ismini sevmiyorum Esra. Aa, şimdi hak vermişsiniz Esra Ayşe. Hanım. Ayşe sevmiyorum. Şimdi hak vermişsiniz Esra Hanım. Aa, ama şey bu Ayşe Hanım'ı çok seviyorum. Başımın üstüne. Yani bunu burada açıklayayım dedim ama açıklattığın sağ olsun. Yani teşekkür ederim. Doğru. Sen de öbür hanımefendi de yani.
Nesil Hanım da ikinizi çok seviyorum. Yani Ayşe'lere göre niye tatlı sen zaten hep yok, o ismi sevmiyor. Sen takım zaten hep senin tarafında olanları seviyorsun. Ben de Filiz Hanım'ı seviyorum. Bak o da benim tarafımda. Yüzüğü takıp da bakmadıkları için seviyorum. Ben de Filiz Hanım'ı seviyorum. Bak ben de Filiz Hanım'ı seviyorum. Tamam sen şey, o da benim tarafımda. Sana taraf bir dakika bunu merak ettim. Neden Ayşe ismine karşı bir tepkiniz var? Vallahi bilmiyorum, sevmiyorum Esra Hanım. Gerçekten çocuk orayı doğru söylüyor. Ayşe ve Fatma ismini sevmiyorum. Ama Uğur ilk defa bu kadar ciddi oldu bir kız konusunda. Kız işte Nisa dedi, Ayşe çıktı ama gene de yani çok tepkili bir şeyi de yanaşmadım. Peki ben. Peki önceki hayatında böyle tanıştığı, flörtleştiği kişiler var mıydı Ayşe diye? Vardı evet. Okulundan kızlar vardı Ayşe diye. Getirip tanıştırayım falan demedi ama. Siz onları ama da sevmediniz öyle evet, mi? Evet, onları da o yüzden sevmedim. Ayşe diye adı sevmediniz. Yani Ayşe'yi Fatma'yı sevmiyorum evet. Ayşe Fatma getirmesin. Getirmesin Ayşe Fatma. Evet Esra Hanım. Yani daha... Şimdi anladım. Buyurun hocam söyleyin. Daha önceden dolayı mı yani... Mevcut olan arkadaşlarından önceki bir olaydan dolayı. Hayır, evet, kızların şimdi şöyle bir şey var. Okuldan arkadaşlar. En başından beri zaten o isimleri sevmiyor. Çünkü böyle özel arkadaşlıkların bir anlamı şimdi yok sence yani. Sence bu kızla tanışmak istememe sebebim bu kadar olayların ceyran etmesi. Sence sadece Ayşe Fatma durumudur. Onu sana sormadı. Ama şimdi bizim merak ettiğimiz bir soru vardı. O da neydi? Neden acaba Uğur başta Nisa dedi adını evet, diye? Evet Esra Hanımcığım. Çünkü siz şimdi orada da doğru bir neden var. Ve Gül Hanım Ayşe ile Fatma ismini sevmiyormuş. Çok ilginç sevmiyorum bir takıntı ama. Sevmiyorum dedi yani. Ya takıntı mı? Hocam yani. Sevmiyorum hani o alır eder bilemem yani ama ben sevmiyorum isim olarak. Olabilir. Peki şimdi çocuğun sevgilisinin adı Ayşe şimdi sonuçta. Şimdi öyle onunla işte, ilgili bir takıntı veya onunla ilgili bir düşünce nasıl şu an? Vallahi içimde herhangi bir şeylik yok Esra Hanım. Hani hiç de görmediğim bir insanda dediğim gibi fotoğraflarıyla, görüntülü konuşmasıyla alakalı bir takım iddialarda bulundum. Onların yine arkasındayım. Fotoğrafımız var beraber işte. Çocuğumun buraya katılıp beni yeterince de aydınlatamadığını, benim ondan istediğim cevapları veremediğini düşünüyorum Esra Hanım. Hı hı. Bu Nisa sonradan niye Ayşe oldu? Burada hiç akraba yoktu bu amca dayı, bu abla nereden çıktı? Hangi sürpriz yumurtadan çıktı? Bana bu Ayşe abla olayını açıklayacaksın. Hadi Ayşe'ye geçtik bu ablayı söyleyeceksin. Ben dün burada zaten açıklamamı yaptım. Ben daha üstüne bir şey eklemek istemiyorum. Dün ben ne açıkladıysam o. Sen buna benim haberim olmadan dedim, niye gidiyorsun? Dün dedim yine sen hak ettin çünkü. Neden? Ben sana söyledim. Ya ben ne yaptım hak ettim ya? Ben sana ne dedim? Evde dedim sevdiğime saygı duyarsan dedim iyi geçiniriz dedim. Ben sana ne dedim? Ya dedim sevdiğime saygı duyacaksın. Yoksa ben giderim demedim mi sana? Esra Hanım bir evlat profili düşünün ki. Bitti. 3 ayda tanıdığı bir insan için annesine... Tamam 3 ayda tanımış olabilirim. Sen niye tanıma fırsatı evdeki vermiyorsun? Evdeki evladın üstüne bile yürüdün. Sen ya. Niye çocuk tanıma Esra fırsatı Hanım, vermiyorsun? Çocuğun üstüne yürüdün çocuk sana bir şey demediği halde. Şiddete dönük bir şey yapmadı, iftira edemem hı-hı. Esra Hanım. Ama o kadar kırdı ki beni bu kız yüzünden. 3 ayda tanıdığı insana beni değişiyorsun ya. Sen niye sen tanımak istemiyorsun o zaman? Bu kıza irite ediyorsun ağlama, beni. Ağlama burada şimdi sen ne şey yapıyorsun? Senin yaptığın tanımak istemiyorsun. Videoda ağlıyorum ben. Yani şu an ama bir zeytin dalı uzattı Gül Hanım. Tanışmak istiyorum dedi. Birbirinizi biz de tanıyalım diye söyledi. Ama tabii ki Gül Hanım sert bir çıkış göstermiş. Farklı bir takıntıları var. Onlar da çok doğru olmayan şeyler var. Onu da söylemek lazım. Ama şimdi adım atıyor. Şimdi karşımızda da adım atan bir insan olduğumuzda biz de bir adım atmamız gerekir. Şimdi Gül Hanım tanışacağını evet, söyledi. Evet Esra Hanım söyledim yine söylüyorum. Ama karşınızdaki bak şimdi bunu da ben açıkça söylemem lazım. Kızın da evet ben bir konuşmak istiyorum. Madem bana atıyor demesi lazım Uğur. Şimdi Esra Hanım ben size şöyle söyleyeyim. Sizin bir kızınız olduğunu düşünün. Evet. Evleneceği çocuğun annesi sizin kızınıza böyle bir şey dese sizce sizin tepkiniz ne olurdu? Ben tepki veririm ama bana adım atıyorsa da adım atarım. O da Uğur yani hayatımdaki i̇şte insanı ortada, sevdiğim işte. İşte ortada bir gurur meselesi var. Sonuçta kırgın mı kırgın yani. Peki, insana o aha. insanların da kalbi var yani. Kalpsiz bir şey değil kimse. Hayır ama belki kadınla konuşsa gönlünü alacak onu. Esra Hanım. Buna izin vermemesi de bana çok normal gelmedi peki, mesela. Peki her şey şimdi Gül Hanım'ın yaptığı doğru değil baştan. O bana doğru gelmiyor. Yani bu tanışman falan diyemezsin. Benim de oğlum. Belki evet çok tasvip etmeyeceğim birini de getirse bir tanışırım yani. Çocuğumu kırmam. Ama ya sonrasında Esra diyelim Hanım, ki hatalı davrandım. Onun üzerine ben konuşmak istiyorsam kız böyle yapıyorsa. Şimdi büyüye de bir saygı vardır. Burada adım atan bir kadın varsa onun da bir adım atabilir yani. Gurur yapacak bir durum yok. Seni seviyorsa Esra adım atması gerekir. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Yayına bağlandığın zaman kızın üniversiteli olduğunu ve kızın üniversite mezunu olduğunu evet. söyledi. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Size dediniz ki hani iş arıyor dediği için yardımcı olalım. Kendisi ne dedi telefonu kapatırken? Gerek yok dedi ben yardımcı olurum yardımcı olunması gereken bir şey varsa. Dün hiçbir şey söylemedin bu konuyla alakalı market çalışanı dedin. Bu konuda niye yalan söylediğini ben sorayım. Ben yalan söylemedim. Bana sadece Esra Hanım o gün bağlandığında ne iş yaptığını sordu.
Ben dedim ne iş yaptığını boş ver dedim. Ben zaten biliyordum. Hayır, sen ne üniversiteli dedin? Olduğunu söyledin. Üniversite mezunu dedin, tamam, diye hatırlıyorum. Tamam dedim, evet. Üniversite öyle okumuş mu? Evet. Ne okumuş? İşletme. Ha, işletme okumuş. İşletme okuyup da gidip markette nerede kasiyer okumuş mi yapıyor? O çok önemli değil ki. Nerede ama yani okumuş o? Ya değil yani, de önemli olan yalan söylemiş olması. Yani onlar beni kırıyor. Neyse, hocam bir Uğur cevap versinler. Biruni'de. Ha, İstanbul'da okudu. İstanbul'da okumuş. Güzel üniversitede okumuş ama. Ben inanamıyorum ama Esra Hanım ya. Uğur'un söylediği hiçbir şeyi ne buluyorum, nasıl ne samimi buluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dün dedi ya kız köyüne gitti diye. Hazır Kars'a da gitmiş. Kars'tan bir gelin adayım var. O zaman buradan seslenmek istiyorum kendisine. Ayşe'cim, Karslı mısın? Gitmişsin, oranın güzel bir ilçesi var, Kağızman. Git oraya kar getir. Kar bulamazsan kaz getir bana, tamam mı canım? Hazır oralara gitmişken, buraya gelirken lütfen rica ediyorum, boş gelme hayatım. Kayınvalide adayına da bir kaz getir. Evet, bir kaz getir, görelim o zaman. O ne demek kaz getir ya? Öyle sanırım, oralara gittiyse gittiğini bana ispat etsin. Onu söylemeye çalışıyorum. Niye? Gittiğine niye sen ispatlayacak? Hayırdır? O kızın hala yabancı olduğunu söyleyeyim. O kız Karslı falan değil. Uğur yalan söylüyor şu anda. Adım gibi eminim. Sen, sen başkasının başkasının söylediklerine buraya gelme. Sen o kızla beraber oturuyorsun. Hayır. Ya ben öyle alakası yok Esra Hanım. Ben otursam... yaşamıyorsunuz değil mi? Yok, otursam hayır. Ben ne zaten otursam zaten söylerim. Kime ne? Ben mesela, evlenme kararı vermişim. Kime ne yani? Esra, o kız Karslı'ya benziyor mu? Lütfen bakın. Tamam, ne fotoğrafına mı aldanıyorsun sen? Ya yemin ediyorum size, araştıralım ya. O Gül Hanım, sen o gün bir dakika, bu arada Kars'ta niye güzel kız olmasın? Olur mu? Yani çok da Esra Hanım, bakın Kars'ın kızı güzeldir. Ben onu da anlatmaya çalışmıyorum. Sen kızı güzel yabancı değil dedin bu kıza. Evet. Tamam, dün gösterdiğinizde de bu kız yabancı. Kars'ta değil. Ben inanmıyorum Esra Hanım'a. Tamam, inanmıyorsunuz. Uğur'un samimi olmadığına inanıyorum. Tamam. Doğru, ben de senin samimi olduğuna inanıyorum. Uğur hiçbir şey doğru söylemiyor şu anda burada. Sen söylüyor musun? Neyi ben yalan söylüyorum anneciğim, söyle. De ki annem şunu yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyorum? Uğur, aklıma ne geldi? Şimdi kızı arasan, bir tane fotoğraf atsa bize Kars'ta. Kendisi de selfie çekmiş. Onu atar, ne var? Uğur'a atsın. Valla zaten hani öyle çekinmiş zaten daha önceden şeyler vardı. Atmıştı birkaç tane de. Ha, onları göstersene bize. Yani göstermeyeceğiz. O göstersin bakayım. Tamam, Esra Hanım'a göster. Ama dediğim gibi hiç samimi bulmuyorum Esra Hanım. O kız yani bence evet, de yabancı. Tipinde bir yabancı diye tipi var. Ama olsun yani, bizi beni de böyle işte Tatarlara, şeylere de benzetirler yani. Esra, bilmiyorum, ben de Kayseri'de. Esra Hanım, siz Türkiye'de niye katıyorsunuz? Siz çok güzel bir hanımefendisiniz. Ne alaka? Yok, teşekkür ederim. Evet, hayır, Esra, beni de benzetebilirler. Ama Türkiye'de yani o kadar çok değişik kökenden. Değişik kökenler tabii canım, var. Olur mu öyle evet şey? Yani bizim Türkiye devletlerden gelen bir sürü şey var, insan var buraya zamanda. Evet. Belki bu kız orada doğmamış olabilir. Aha. Annesi babası 30 yıl önce, 40 yıl önce göçmüştür Türkiye'ye. Bak, Karslıların çoğu Çerkez yani ve Gürcü'dür diyor. Olabilir tabii. Gürcü olabilirdi hocam. Sınırda zaten Esra evet, Hanım evet, yani. Çok sınırda oradan için çok göç alıyor evet, tabii. Oturduğum semtten ben Bahçelievler'de oturuyorum Esra Hanımcığım. Benim orada belki 18-20 tane Karslı arkadaşım var ama hiçbirisi böyle değil. Nasıl böyle değil, ne demek? Yani o coğrafyanın insanları oldukları belli. Daha esmer, yağız tipler. Ha, esmer oluyor ama bu da esmer bence. Yani oradaki insanların yaşamı belli. Anadolu insanı. Tarlada çalışıyorlar, tumbuda çalışıyorlar hani. Güneşin altında kalıyor ama insanlar. Ama şimdi bu kızı şöyle düşünürsek, bu kız şimdi İstanbul'a gelmiş, orada okumuş, şeyi yapmış. Daha farklı kültüründen çıkarak daha farklı modernleşme sürecine bir şeye tam girmiştir. Tam o şeyde yok hani. Karşı önünde yok ama o oturdukları yerde çekindikleri birkaç tane vardı zaten, onları atmıştı. Bunlar ama bunlar yani hep yatakta. Yok, normal koltukta zaten şey değil yani. Ha. Sıkıntı yok o konuda. Bu zaten onların şey oturduğu yer yani. Ama hayır, böyle Kars'ı dışarıya gösteren. Yok, orada Banu Alkan'ın Dağınık Yatak diye bir filmi var. Ona klip mi çekiyor? Nedir bu yatak matak? Ya bu ne kadar ayıp bir şey. Yatağını bir insan niye paylaşır ya? Ya bu yanlış gördü Esra Hanım. Konuşma sen de, sus ya. Niye susayım? Senin söylediğin şeyin iddianın üzerine konuşuyorum böyle ben. Şimdi böyle çekince daha güzel çıkıyor ya yatınca. Onun için öyle. Yatak ya derken yatak, onu demek ya istedim. Ya sevgilim, ya kocam. Bu ne ya? Bu kızın hiç normal bir hali yok mu anneciğim anne ya? Bak, sana söyledim. Evet, ne söylüyorsun? Bak, buraya geldik yani, orta yolu bulduk. He, buldun he. Tamam mı? Biraz evet daha üstelemeye devam edersen şimdi bırakır giderim, bak söylüyorum. Bırakıp gidersen olur. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bir tane şu dışarı çıksın, bir tane poz çekip atsın sana ya kız. Tamam, söylesem atar Esra Hanım. Sıkıntı yok, atarım yani. Sana atsın. Bir bakalım hani, sen dedin tamam, ya bu bakalım Kars, Esra Hanımcığım, oturduğu sorun yer yok, etrafını gösteren bir fotoğraf evet, atabilir. Evet, tabii atsın. Evet. Evet, Kars'ın güzelliklerini gözler önüne sersinler. Sen Kars'tan olduğuna inanmıyorsun. Bunu peki neden bunu doğru söylemesin Uğur? Uğur'un bu konularla alakalı söylediği hiçbir şey doğru değil ki Esra Hanım. Ne zaman yakaladın doğru olmadığını?
Evet, hiçbir şey doğru değil Uğur'cum senin. Tamam Esra Hanım, ben Esra Hanım dün de konuşma esnasında yakaladınız. Bu çok tamam. Önemli bir şey değil. Bu çocuğun okula yazılmasının onunla alakası yok. Bunu oraya geçtim. Ama burada dün otururken mesela ilk başta dedi ki kaçırdınız mı orayı bilemiyorum. Aa evet dedi, öyle bir şey vardı. Sonra ne yaptı? Ya ne dedi, ne zaman dedi ben öyle bir şey söyledim. Öyle bir şey vardı derken ben Funda'nın yani sana söylediğini zannettim. Okuluyla, bir dakika, çocuğun vermek. Okuluyla ilgili inşallah giremezsin diye dediği şey. Benim onu dememin sebebi Esra Hanım, ben de kardeşim anneme söyledi diye zannettim. Ben çünkü öyle bir şey söylemedim. Söylesem zaten hatırlarım. Ben onu sanki kardeşim hani üniversiteye giremedi diye kızgınlıktan anneme söyledi diye zannettim, öyle bir şey hatırlıyorum diye. Çünkü ben öyle bir şey söylemedim çünkü. Sen öyle şey kardeşim inşallah giremez tabii. Şey yapamaz söylemedim diye tabii. Söylemez herhalde. Söyledi Esra Hanım, hangi duygularla bilemem. Belki aralarında bir kıskançlık da, küçük bir kıskançlık da olmuş olabilir. Bilemiyorum, o çok önemli de bir şey değil ama söylediği şeyi, yani ben niye burada gelip de yalan söyleyeyim, evladıma iftira edeyim? Hı hı. Söyledi, o okuldan girmek sana nasip olmasın demedin mi hayatım sen? Ya söyledi tamam anne, tamam hadi. Ama Gül Hanım biraz fazla mı üzerine gidiyorsun çocuğun? Yani şimdi kusura bakma, sen annelerine saygı duyuyorum. Yok, yani hocam, kesinlikle buyurun. Duygularını gayet iyi anlamaya çalışıyorum. Ama biraz da kendimi ben Uğur'un yerine koyuyorum şimdi. Hı hı. Yani hayatına bir insan girmiş. Acaba biraz sahiplensen, biraz daha böyle şefkatli davransan. Yani her şeyi didik didik yapıp yani yalanlamazsan. Hı hı. Özür dilerim ama yani ben böyle düşünüyorum gerçekten. Hı hı. Acaba böyle baksan, bakış açısı değişse biraz farklı olur ya mu işte? Ya da belki yani. Hocam bir dal uzattım diyorum. Dürüst olmadığı konular varsa da belki sizden çekindiğinden olabilir mi bu durum? Biraz öyle geldi. Nasıl Ayşe Nisa söylediyse o da sizden çekindiği için. Çünkü benim çocuğum öyle yalan söyleyen bir çocuk değildi. Son derece saygılı, annesini, kız kardeşini seven ama yani şimdi böyle olması, şu profili karşımda görmem, konuşmaları beni o kadar üzüyor ki Esra Hanım. Yani bu akılları buna, bu hani veren mi var, akıl veren mi var, kim veriyor? Kim verecek akıl mesela? Akıl veren yok anne, 26 yaşında insanım ben, neyin olduğunu çok iyi biliyorum. 25. Ben bu hayatın içinden geldim, 26 senedir kimin ne olduğunu biliyorum ben. Biliyorsun yani. Öyle. Biliyorum evet. Biliyorsun da anne kıymeti, kız kardeş kıymeti niye bilmiyorsun yavrum sen? Niye kardeşine kucak... Sen benim kıymetimi biliyor musun, sen bana saygı gösteriyor musun? Niye kardeşine kucak açmadın? Ya çocuk bütün yaz ağladı diyorum sana ya, şahitsin şahit! Her şeyde üste çıkmayı yeter artık Esra Hanım, taşıyamıyorum ya. Gül Hanım sizin de ondan da üzgünlüğünüz ya var Esra kızınız. Ya Esra Hanım, kırık bir çocuk var, inanın psikolojisi bozulmasın diye ortada maymun oldum, yemin ediyorum ya. Bu da zor bir şey şimdi anne için, bu tarafı da başka bir konu. Ya çocuk gözüm için döküyor gerçekten, çocuk diyor anne benim adımı geçirme ekranda diyor, ne olur söyleme diyor. Ne oldu peki, bir şey söyleyeceğim, bu üniversite sınavını kazan ne oldu sonra? Daha sonuç bu geçen sene hukuk kazanmıştı işte, yazdıramadık kaldı öyle Esra Hanım. Zondursaydınız. Fatih'te... Yazdıramadık ki hocam. Şimdi peki? Şimdi de sınava girdi, sonuç bekliyor. Ne olacak sonra? Bilmiyorum Esra Hanım ya. Ne olur yardım edin bize Esra Hanım. Bir evlat ziyan olsun istemiyorum. Benim kızım Türkiye'nin başarılı öğrencilerinden biri, araştırabilirsiniz de. Bak abisi söylese burada yalanım varsa Esra Hanım. Mutlaka hayırsever izleyicilerimiz olacaktır. Ne olur ya, kızım okulasına yardım edin bana. Ama şunu söylemek istiyorum. Bunu tabii, bu çok üzücü bir şey ama bunun yükünü tabii ki Uğur'a mal edemeyiz. Yani Uğur bunu karşılamak zorunda olan, o da sizin evladınız, o da çocuk sonuçta. Tabii ki o da benim evladım. Esra Hanım, ben çocuklarını çok seven bir anneyim. Burada da hani dünkü eleştirilerden... Çünkü buradaki asıl problem babanın bunu karşılamaması. Uğur bununla ilgili bir şey yapmak zorunda da değil bu arada. Kazandığını... Değil tabii ki Esra Hanım. Yani Esra Hanım sonuçta annenin babanın görevini dünyaya getirmişse bakmakla yükümlü onlar yani. Burada evet, kimse burada yani tek bir insana bir şey yapamaz babayla, yani. Babanın bu tamam, problemi. Bulamıyorum görüyorsun. İş olacak da sette Esra Hanım, dediğim gibi figürasyon çalışıyorum. İş olacak da ben çalışacağım, para kazanacağım da evde çorbayı kaynatacağım. Sen de bir abi olarak söyleyebilirsin. Diyebilirsin kardeşim gel, babam şey böyle yaptı size. Ama ben sana yardımcı olacağım. Hı hı. Ya bir kayıt yaptırsaydık, bir şey yaptırsaydık bu çocuğa Esra Hanımcığım. En azından dondururduk, bu sene yine devam ederdi. Biz bunları yapamadık. Benim çocuğum bütün yaz o ağladı, ben ağladım Esra Hanım. Hı hı. Gerçekten öyle. Hı hı. Kendisi de şahittir. Çocuk ağladı yani, psikolojisi gitti çocuğun. Evet, o hakkı yandı mı? Bir durum. Bu da efendim, zor bir durum tabii. O hakkı yandı mı? Yandı hocam. Tercih yaptığı için şimdi bir de OPS puanları düşecek. Kayıt yapamadığı için. İnşallah bu sene inşallah hayırseverimiz de yardımcı olur. İnşallah Esra Hanım ya, ne olur bana yardım etmenizi istiyorum Esra Hanım. Tamam, konuda. Bu konuyla da ilgileneceğiz. Ama babası da utanmıyor Esra Hanım bunun hiç ya. Bu sen bir eşlik kötü olabilirsin, bakın inanın. Ben belki de burada anlattığım gibi değilimdir. Çok kötü bir eşimdir. Hı hı. Benimle ayrılma noktasına gelmişsin. Sen evladı niye katıyorsun ya? Evlatları niye katıyorsun? Ben mahkemede, bu çocuk benim şahidim de Esra Hanım, geçen senelerde babasının yanına gitmeden önce 2 gün önceden çocuğu eve aldı. Kendine şahit yaptı çocuğu. Beni şeker komasına soktular. Ben adliyede düştüm, bayıldım.
Benim evladım gelmedi İslam'ım ya, karşıdan seyretmiş beni. Orada adliyenin içinde banklar vardı, duruşma salonunun önünde. Doğru mu Uğur? E benim yanıma gelmedi babasının halasının korkusundan ya. Yok korkudan. Ya sen benim şahidim değil miydin? Yalansa tamam, yalan desene. Tamam ben yalan bir şey konuşmadım. Ben yalan bir şey konuşmadım. Ben ortada ne olduysa onu konuştum. Ortada yalan söylüyorsun. Ben yalan bir şey konuşmadım. Taraf oluyorsun sen. Ben yalan bir şey konuşmadım. Sen hep yalanlara taraf olan bir insansın. Bir ya tamam bir, ya tamam he, sen çok dürüstsün de tamam hadi. Bir dakika bir saniye bir dakika. Ben bir konuyu anlayayım mı, siz aranızda tartışıyorsunuz? Uğur neyin şahitliği bu? Ya evdeki işte hani niye ayrıldılar? Evdeki huzursuzlukların sebebi neler vesaire vesaire, onlar gibi yani. Sen ne dedin orada şahit olduğunda? Valla Esra Hanım çok şey söyledim şu an. Hayır, şey babanın tarafında şahit olduğuna göre anneni suçladın. Yok kimseyi suçlamadım, ben ortada konuştum. Ne zaten benim ifadem, ya dediğin gibi Esra Hanım ifadem zaten duruyordu, illa getirip okutabilir yani. Ne dediğini söylesene birkaç tane. Ne dediğimi söyledim. Ya dedim babamın eve bırakıp gitmesini zaten doğru bulmuyorum, bunu söyledim dedim. Anne sadece dedim, hani annemde hata yok dedim, babamda da çok hata var. Sadece annede yok, annenin hatası doğru, neymiş ki? Annede ne hata buldun sen? Şimdi babam borçlarla bırakıp gitti diyor, şimdi o konuya da bir şey değineyim. Yani dediğim gibi evet, babamın bırakıp gitmesini doğru bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Ama şimdi hani annem de tamam anladık, evin ihtiyacı var alabilirsin, ama hani bir şeye böyle 4-5 defa ard arda yüklenince hani insanın ödeme gücü de olmaz. İnsan ard arda ne yapabilir mı yani? Bir şey alıyordu evi? Ya ard ardaydı tabii yani. Esra Hanım ne alıyordu mesela, yani aldığı şey ne? Ya evin ihtiyaçları yani, süpürge olsun, hal olsun vesaire vesaire, onlar gibi yani. Onları sen de ama evin ihtiyaçları bunlar. Ya evin ihtiyaçları tabii de hani Esra Hanım şimdi... Ya ben çalışan bir insan mıyım? Senin baban tamam, evin reisi ya Bay Mükemmel. Tamam sana kimse bir şey demiyor Bay zaten. Bay Doğru. Sana kimse bir şey demiyor benim zaten. Benim ayağı yanlış konumuna sokmayın. Birinin borcu bitsin, birinin borcu bitsin, birini git diyor. Birinin borcu bitsin, birini al diyor. İnsan evladı ol söyle. Senin baban ne yaptı bana? Senin babana kadın mesaj atmadı mı? Ha. Yakalamadın mı? Kadını arayıp da kadını rezil rusva etmedin mi? Kadın dedim, senin dedim. Ne mesaj atmış? Esra Hanım bir gün önce geçirdikleri güzel günle alakalı olarak, evet güzel günle alakalı olarak kadın mesaj atmıştı, evlatlarım şahit. Elini vicdanına koysun söylesin. Ondan sonra kadına geri döndüm, kadın dedim, hanım sen utanmıyor musun dedim, iki çocukla adama kanca takıyorsun dedim, terbiyesiz kadın dedim. Seni habere veririm, bir işe kocana şikayet ederim bilmem ne, yok yanlış geldi, adama soruyorsun, adam da mesaj bana yanlış geldi. Bu ya mesajlar... Yanlış geldi mesaj diyor. Esra Hanım hep mesaj buna mı yanlış geliyor, ben oradan bakınca aptala mı benziyorum ya? Neyin doğru gelip gelmediğini bilmiyor muyum? Peki bu konuda kime hak verdin Uğur? Yani şimdi mesaj geldiği doğru hatırlıyorum. Bu konuda yine anneme de hak verdim ama şimdi şunu yeni öğrendim. Mesaj yanlış geldi dedi. Şimdi ben yani bilmiyorum, hani mesaj geldi doğru. Annem haklı o konuda ama niye yanlış oldu? Geldi demesi şu an etti. Tamam mesaj yanlış geldi deyince unuttum, ben şu an mı? Ne yapayım? Yok unutmadım, ben sana diyorum zaten doğru. Mesaj geldi ama mesaj şu an yanlış deyince ben orada şey yaptım. Bakın geldi, yanlış geldi, olabilir geldi, mi sence yani? Uğur bu? Yani buna kimse inanmaz değil mi? Sen inanır kadın mısın? Kadın demiş zaten, annem dememiş ki. Yani buna bir inanır mısınız kadınlar, artık inanmıyoruz ya, değil mi? Bir yani baba, yanlış geldi. Yani babama sorduğunda hani babam da aynı cevabı veriyorsa bir şey değil, hani mesaj geldi orası doğru, ona bir şey diyemem ama. Valla bir şey söylemek ama istiyorum Esra Hanım. Sen babana mı inandın Uğur? Yok ben kimseye inanmadım. Onun babası yaşa bağlı beyin... Bağlanır mısın? Bağlan da milyonların önünde yüzüne tüküreyim senin. Terbiyesiz adam. Peki yeter sonra... değil, eşe sahip değil. Esra Hanım tamam boşanabilirsin. Ama sen çocuklardan boşanamazsın. Hı hı. Ben eşimin ikinci eşiyim. Benim ilk eşim. Ben bundan önce de bu 24 yıl önce de gördüm bu film sahnelerini beyefendinin kendisinde. Hı hı. O kadınla da boşanma avukatını getirdi. Gitti Zeytinburnu Kazlıçeşme polisleri getirdi Esra Hanım. Oğlum yeni doğmuştu o zaman. Kayınvalidemlerdeydik o zaman. İşte onlara gitmiştik. Polisleri getirdi eşyalarıyla beraber kadını, çoluğu, çocuğu dışarı attı Esra Hanım. Kim? Adam. Evet beyefendi işte bunların babası Turgut Yengü. Ben ufaktım işte dedi ya, yeni doğmuştum ben. Yeni doğduğu zamandı. Tamam şimdi bir baba konusunda o zaman sizin hani onun yanında da şahitlik yaptığı için Uğur bir kızgınlığınız oradan mı vardı, bu kız olayı da oranın kapı ya, şeyi gibi. Ya kızgınlık da var, kırgınlık da var Esra Hanım. Babası bana tokat atıp da kötü bir kelime sarf etti. Çocuklarımı etrafıma topladım dedim, bakın dedim ben başka ebeveynler gibi, bak yalansa yalan de, başka ebeveynler gibi yalan söylemenizi istemiyorum, dürüst olacaksınız, ben bu adamı dava edeceğim, boşayacağım, siz de gördüklerinizi söyleyeceksiniz dedim. Adam salondan çıktı, çocuk odasına doğru gidiyor, geldi böyle yaptı, bu dedi yalancı kadın var ya dedi, bu yalancı kadın, bu yalancı kadına dedi inanmayın dedi, dedi mi demedi mi, doğru, sizin babanız dönüp doğru, demedi mi bunu dedi.
Esra Hanım bakın bunun hemen akabinde bu olayların olduğu zaman bayrama denk geldi 2 gün sonra. Aha. Ablasını el öpmeye gitti. Ailesinden kimse yok. Herkes yaşlı olduğu için hani o büyük değil onu el öpmeye gitti. Esra Hanım gitti adam ortada yok 2 gün. Evde yatırdılar bunu tembihliyorlar. Bu da gidip yalan yanlış anlatıyor ya işte. Bizi kesti muhtemelen ablası zaten bu yanlışı yapsa da bunun ablasında da şöyle bir huy var. İyi bir hanımefendi fakat Esra Hanımcığım bu hangi kadını kadın diye karım diye getirse bunlar kabul eden bir aile. Şimdi aileleri yakınları onu tutacaktır tabii ki öyle oluyor. Yakınları unutacak da haklıysa tutsun Esra Hanım mahkemeye geldi. 10 yıldır hanımefendinin evine gitmem 10 yıldır evime gelmez. Onun kardeşiyle ben bu çatının altında. Şimdi bu konular biraz çok dağıldı. Bence biz yine tekrardan hani bir Ayşe konusuna gelelim. Uğur. Senin istediğin ne ve bu Ayşe sen yine doğru buluyor musun yani annene bu kadar kırgın olup hiç konuşmamasını? Buluyorum evet haklı ben ona bir şey diyemem çok haklı. Sen nasıl anlattın ona ne dedin dün telefonda? Ben ona bir şey demedim ben onu aradım dedim işte böyle böyle dedim annen dedim hani dedim bir dal uzattı. Ha dedim kabul etti yemeğe gitmemizi falan yani ilk başta biraz da böyle şeydi hani ben geldiğim zaman görüşürüz falan dedi ama hani. Zaten kırgın olduğunu da söyledi yani çünkü yüzü bayağı düştü yani o şeyde hani diyor yüzü benim diyor gördüm. Beni diyor tam karşısına alıp görmeden benim çirkinliğimi niye canlı yayında ortaya şey yapıyor niye hani benim nereden biliyor benim duvarımın pis olduğunda geliyor oraya yayıyor falan ama haklı da Esra Hanım yalan yok yani. Neden bana çirkin dedi neden duvarımı yani, pis dedi diye. Yani sonuçta haklı Esra Hanım da kendisi de dün dedi telefonu. Daha doğru düzgün görmemiş. Niye kıza yani bir hani bahane atıyor? Ben telefonda gördüğünü söyledim yani? Burcu'm. Ben belki bahane yanlış atmam. Görmüşsündür Gül Hanım duvarın pisliği. Bilemiyorum belki de öyledir. Öyleyse de özür dilemeyi de bilen bir insanım. Ama özür dilerim diyor ben öyleyse. Esra Hanım öyle birisiyim biliyor musunuz? 5 yaşındaki çocuk da haksızsam ondan bile özür dileyebilecek kapasitede Esra bir Hanım, insanım. Özür. Ama dün burada oturduğunda ne dedi? Sen dedi her şeyi söyledin dedi. Her suçlamayı yaptın dedi. Ama dedi o kız senin için hiçbir şey söylemedi. Ne ara dedi bu kızı bu kadar doldurdun da bana karşı düşüyordun? Yok ben doldurmadım. E sen dün öyle diyordun şimdi böyle diyorsun yavrum. Ne diyormuşum ben? Hayatım şimdi kız görmek kız istemiyor dedin ya konuşmak düştü. İstemiyor. Yani ben olsam aslında Uğur sen araya girip bir önce bir yüz yüze gelmeden bir görüntülü sohbet etsinler annenle. Bence doğru olur. Esra Hanım doğru da istemez ben biliyorum. Niye istemiyor? Yani gerek... Bak bir şey anne, söyle. Neden olduğunu söyledim anne daha sana şey yapma karıştırma orasını. E benle görüştür o zaman. Ben bir sohbet edeyim. Ya Esra Hanım şimdi ben ona dediğim gibi bana numaralarını da istedi. Ben söyledim benim numaramı kimseye verme dedi. Ben hayır bu yüzden senin şeyde, telefonundan diyorum. Ya, aramı da bozmak istemiyorum. Ya yok Esra Hanım onun şey olmadan ben yok. O dersek görüştür diye tamam. Seni çok seviyor ya buraya katılmakla niye tamam abi katılmak seni? İstemez ya Allah Allah kız katılmak istemiyordu hayır, ne buraya yani? Buraya katılmayabilir. Benle konuştur Uğur. Görüntülü bunda senin telefonunda. Bunda bir sakınca yok. Esra Hanım'a konuştun ne güzel. Esra Hanım bilmiyorum yani o istemez. Ben biliyorum çünkü ya. Benle niye konuşmak istemiyor? Ya o buraya hani bağlanıp canlı canlı şeyde. Buraya o, değil. Yok buraya değil biliyorum. Telefona da bağlanmak ister Esra Hanım. O öyle biri değil çünkü. Hayatım senin telefonundan yani. Esra ne bir şey mi? Konuşayım da sözümü bitireyim ya. Öyle biri ne demek yani? Benle konuşunca ne oluyor mu? Herkes benle konuşmak ister bu arada. Yani para ya veriyor. Yok öyle biri derken hani ben size şunu demek istiyorum. Ya kısacası hani. Şey yapmak istemiyor. Kendini duyurmak istemiyor burada anladın mı? Tabii o burada yani. Burada demedim ama ben arkada dedim. Senle baş başa. Esra Hanım ben o zaman şöyle yaparım. Ona bir söylerim. Tabii. Tamam mı? O da isterse ben sizi konuştururum ama istemezse de bana ısrar etmeyin lütfen. İstemezse. Esra Hanım ben yine dediklerimi enteresan tekrar ediyorum. Enteresan geldi bana yani biraz. Yani benim söylediklerim yine geçerlidir Esra Hanımcığım. Ben bir dalı uzattım gelsin görüşelim. Uğur tamam. Bir dakika. Gelsin. Uğur orada bir sorar mısın arka tarafta? Arkadaşlarımızın yanına git. Git. Kızlar bir sorsun bakalım isteyecek mi? Ben merak ettim de o yüzden soracağım. Biz duymayacağız. Belki hani kızcağız ne olacak benle konuşsa yani? Benle konuşmasını ya aslında o kendine tatlı çok ifade edemedi. Ben. O şeyi demek istiyor siz tatlı bir hanımsınız ona şüphe yok. Herkes para verip muayenehanenize geliyor. O hani böyle bir programda moderatör olduğunuz için belki çekinceleri vardır hani utanıyordur ya da dediği gibi katılmak istemiyordur belki onu anlatamadı tam. Arıyor bak. Bence Gül Hanım fazla baskı yapıyorsun valla. Ya. Bana vallahi öyle. Bizi kaybetmekten bu kadar korkmadılar bir bak. Ah ben nerelere gideyim Esra Hanım 24 yaş büyük biriyle evlendik bugün bu noktalardayız. Açmadı mı? Açmadı Esra Hanım beklemek için. Annemin bir şey daha söylediğine burada... Yayını seyretmiyor mu şu an? Ya belki işi vardır izlemiyordur. Ben annemin söylediği bir şey daha açıklık getireyim. Hı. Sen o kızın 3-4 yaş benden büyük olduğunu nereden çıkarttın? Şimdi benim kafama takılan o konu. Ne zaman söyledi onu? 4 yaş demedim ama 2-3 yaş büyük oldu. Kardeşin söylediği internette varmış arkadaşlar yaşı attı. Yaşı mı varmış? Evet. Nereden biliyorlar yaşını nereden?
Uğurcuğum internetten almış kızlar attı diyorum Eylüller. Beni burada şimdi kızın adını da verdirttin bak olmaz. Esra Hanım öyle bir şey yok. Hı-hı. Ben buraya geldiğimce burada söylüyorum kız benle yaşıt. Bitti. Ha, senle yaşıt. Benle yaşıt bitti. Tamam canım. Yani, tamam o kadar önemli şey değil. Bir yani. İhtiyaç büyük olsa da çok önemli. Yani tabii. Ya. Oluyor artık zaten kızlar daha çok kendilerinden evet. Küçük erkeklerle oluyorlar valla. Evet. Ben Uğur'a bir şey söylemek istiyorum. Yani Uğurcuğum bak. Şimdi hayatta değişmeyen tek bir gerçek var. Bir tane annem var. Tamam biraz fazla baskıcı, biraz mobbing yapıyor. Bana da öyle geliyor işin doğrusu. Demin de söyledim. Ama senin bence bu işi biraz dengelemen lazım. Yani sevdiğin kızı da anneye karşı biraz hazırlaman lazım. Ya Edip Bey ben anneye zaten diyorum onu. Ben yani, konuşup halledeceğim ben onu. Böyle düşünüyorum. Yani tamam. Uğur biraz balans yapman lazım. Yok, ben onu dedim zaten. Ben hocam hani zaten konuşup kızı, halledeceğim gelsin zaten. Karşı... Dedim eteğimizdeki taşları ya iyi kötü dökeceğiz. Kapanacak bu konu. Bitti. Esra Hocam tabii, o kıza karşı bence benim biraz yani. Bu kadar çok katı olmamın sebebi evet, beni bu itti bana karşı gelmeleriyle. Acaba kız mı yapıyor düşüncesi oluştu. Ha, ben sen alttan dedin ki acaba yani. Kız mı bana karşı dolduruyor evet, diye düşündüm. Evet ben de öyle düşündüm. Kız seni daha görmemiş etmemiş seni niye doldursun? Görmesine nasıl bir karakter olduğunu nereden biliyorsun sen? Sen bahsetmişsindir annem böyle hani çok sıcak bakmayabilir. Kız da bana bilenmiş Esra olabilir. Esra Hanım ben dün dediğim gibi yine söylüyorum. Bugün yaptığımdan da pişman değilim. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Sevdiğimin de sonuna kadar arkasındayım. Evi terk edip gelince neyi halletmiş oluyorsun yavrum? Bak bir dal uzattık gelsin dedik. Niye tamam, uzatıyorsun daha tamam. Yavrum? Ben konuşup tahtaya bağlayacağım. Ben gelemem. Eve geri gelir misin? Gelemem. Kim izin vermiyor eve gelmeli? Kimse izin vermiyor. Sen o kızla buluşup yemek yiyeceksin. Kim izin vermiyor? Sen o kızla buluşup yemeği yiyeceksin. Olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyeceksin. Eve ben o zaman geleceğim. Tamam? Kız cevap versin öyle. Kız cevap versin öyle. Ben çünkü bu yolu onun için yemek girdim. Yiyelim diyor. Şimdi tamam, bir telefonumuz var. Bir dakika. Bir telefonumuz varmış. İsimsiz biri arıyor. İsimsiz bir hayırseverimiz. Öyle söyleyeyim ben şimdi. Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Buyurun. Programı takip ediyorduk. Gül Hanım'ın dur bir dinleyelim dur. Galiba. Evet. Buyurun burada. Biz kendisine yardımcı olmak istiyoruz. Eğitim masrafları artık var. Masrafları için. Kendisi anladın mı ne yapıyor? Bir dakika bir anladın mı ne olduğunu? Evet. Bir daha söyler misiniz? Anlayamıyorum sanırım ama. Evet bir daha söyleriz ne konuda yardımcı olacağınızı. Gül Hanım'ın ufak sesi kazanmış bir kızı varmış galiba. Kendisi evet. Öyle bahsetti. Biz onun eğitim masrafları ve barınma masrafları için yardımcı olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Vallahi hem eğitim, tüm eğitim masrafları hem yurt masrafları, barınma masraflarını da karşılayacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Allah çok razı olsun. Bir tane daha sürprizi vardı beyefendinin sanırım. Efendim? Bir şey daha vardı sizin söylediğiniz. Bir şey vardı. Belgenin buzdolabı eksiği varmış. Biz onu da almayı teklif ediyoruz kendisine. Evdeki eksikler için de yardımcı olacaklar. Evet. Evet. Dün bu arada söyleyeyim ben. Dün çok teşekkür ediyorum kendisine. İsmini vermeyeceğimiz hayırsever kişiye. Dün bizimle bağlantıya geçtiler. Hem evindeki eksikler için hem de okulun tüm 4 yıllık masrafları ve yurt masrafları, barınak masrafları için yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Gerekeni beyefendi yapıyor. Bakın herkese uzatırken babanın bu kadar duyarsız kalmasına ben nasıl hastalık sahibi olmayayım Esra Hanım? Ama şimdi biz sevince odaklanalım bak. Ama çok teşekkür ediyorum beyefendi. Gerçekten Allah razı olsun sizden 1000 defa. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi biz zaten iletişim kuracağız. Sizle birlikte konuşacaksınız yayın sonrasında. Uğur da bu sırada kız arkadaşı Ayşe ile konuşsun. Tamam. Belki ben de konuşurum Ayşe ile. Ben iyi olacağını düşünüyorum. En azından aradaki böyle dengeyi yakalamak açısından. Şimdi diğer konumuza geçelim. Çok teşekkür. Babam amcam Yusuf olabilir dedi. Peki amcan ne diyor bu durumda? Amcam da yine senin yeğenim olarak kabul ediyorum. Sen yeğenimsin diyor ama... Ama kapı öyle değmiyor. Amca Yusuf kendime güveniyorum dedi. Stüdyoya geldi. DNA testi yaptırdı. Bir DNA testimiz alınsın. İnşallah adalatımız yeri bulur. Yeter artık ya. Kim yalan söylüyor artık ya? Yusuf ve amcası canlı yayın sonrası ne yaşadı? 200 milyon borcum var. Borcumu öde.
Ve her davaya vazgeçeceğimizi dilerim. Şunu yazın için isterim. Burada. Gözlerin çevrildiği anne Kadriye hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Yusuf'un babasının adını açıklayacak mı? Peki Yusuf Bey, şunu çok merak ediyorum. Neden Yusuf İbrahim'in, yani abinizin çocuğu çıkmıyor? Şimdi Esra İzmeci ile Yeni Baştan'da. Hoş geldin Yusuf. Nasılsın bugün? Merhabalar. İyi olalım. Bu inşallah bu gerçekler... Bu iş çözülürse ben iyiyim diyorsunuz. Aynen. Yusuf biliyorsunuz 3 çocuğun, yani 3 kardeşin en küçüğü. Sonrasında babası vefat edince bir miras yüzünden bir dava açıyor. Evet. Çünkü evin yarısı annesinin, yarısı babasınınken amcasına gidiyor evin, evet, yarısı. O da dava açıyor. Dava sonucu çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyor. Dava sonucuna göre öz babası olarak bildiği İbrahim Bey babası olarak çıkmıyor. Ama o sırada amcadan da bir DNA testi alınıyor. Amcayla bir yakınlık derecesi, bir soy bağı olduğu, yani bir akrabadan olduğu ortaya çıkıyor. Yusuf da diyor ki acaba benim babam amcam mı dedi. Biz de amcayı buraya getirttik. Dün DNA testi yapıldı. O da perşembe günü sonucu çıkacak. Bu arada neden miras için DNA testi yapılıyor? Çünkü Yusuf babasında olarak yazmıyor yani kimliğinde. Çünkü resmi nikahlı değil annesiyle babası. O yüzden anne kendi üzerine alıyor çocuklarını. Ama babanın adı olmadığı için, babanın soyadı olmadığı için ne oluyor? Bu dava sonucunu bekliyor Yusuf Bey ki ben bu evin yarı parasını alabileyim. Bu olay babam bildiğim İbrahim Yaşar'ı 3 kez DNA yapılması rağmen baba olmadığını ortaya çıkıyor. Bu durum, ben de bu şüphe giderilmesi için, bir de kamu düzenine ilişkin olduğu için ben ahireten amcama yönelik bir biyolojik babalığı yapılması için dava açtım. Evet. Ben de o sırada bir gün sonra mahallemde bir saldırı uğradım. Yani bu amcam çok güveniyorsa bu kendisi. Aha. Neden bu mahalleme... Onu bu gelen dünkü amcanın mı yaptığını düşünüyorsun? Evet, yaptığını. Yusuf amcam kendisi yaptı diyorsun. Zap edenler de söyledi zaten. Sen amcanla uğraşıyorsan bırakacaksın dedi. Dava geri çek dedi. Ya o kadar ben hastaneye gittim, şey aldım zaten. Cumhuriyet savcıya da ben şikayet ettim yani. Amcam eli çok güveniyorsa niye bu bana adamları yolluyor? Yusuf, biz dün tabii yayında sonrasında da bir şeyler konuştuk. Yani böyle amcayla Yusuf arasında da bazı tartışmalar oldu. Bir onu izleyelim. Yusuf amcam babam olabilir dedi. Amcası kendime güveniyorum dedi. Stüdyoya geldi. DNA testi yaptırdı. Gözler artık çıkacak DNA testine çevrilirken amca ve yeğen canlı yayın sonrası kozlarını paylaşmaya devam etti. Bir tarafta bir dedikodu var. Nasıl bir dedikodu bu? İşte bir zamanla babamla annemi kendi evine ak katı bodrum katı kilitlemiş. Ha, babanla anneni bodrum katına kilitlemiş amca. Ya, baba. Doğru mu? Kilitlemiş. Babası. Alkol alıyor. Alkol alıyordu babası. Annemi niye kilitliyorsun? Ona her zaman anamdır, başım tacı. Annemi niye o zaman ak katı bodrum katı kilitliyorsun? Anayı koymadım. Bozdurumu yapamak. Niye kilitledin? Şimdi Allah'ın adaleti büyük bir adalet. Allah, bana zulmü yapmayın. Ben bunu hak ediyorum. Ben 60 yaşındayken daha adile, daha bir mahkeme görmemişim. Ben yıllarca babam bildiğim İbrahim Yaşar'ın hem mirası için almak için uğraşıyorum. Bir tarafta baba olmadığını ortaya çıkıyor. Oğlum seninle... Söylesene onu. Seninle benim babam... Niye teste çıkmadın? Seninle benim babam... Bir de yalan konuşma. Ben babam bildiğim şahıstan İbrahim Yaşar'ın şiddet gördüğüm için yuvay verindi. Sen bakmadın. Kim? Sen almadın yanına. Gümüş Palada. Hatta dedim 2000 banka tekotu ortada. Yusuf sen. 2012 yanında sana verildi belediye. Kanune, tamam. Yusuf. Ama ben sana ne dedim? Yusuf. Amca niye sen bana hakkını oranı alıyorsun? Senin evin yıkıldığı zaman. Niye alıyorsun? Sen 10 yaşında değil mi? 15 yaşındaydın. 15 yaşında sen bugüne hangi medalesine 15'teydin? Hatta 11'din de o. İspat et. Gümüş Palada kim gitti seni yurtta çıkarttı, evine getirdi? Ha, sen çıkarttın yerine. Ha. İspat et. Benim kimseye memur gelmedi o. Benim evi kontrol etmedim o. Sen bu insana, bu çocuğa sahip çıkar mı? Çıkarım. Yıllarca ben sokaklarda kaldım. Sen mi sahip çıktın, geldin? Yusuf, bir dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Şimdi diyor ki Yusuf, artık yeğeniniz mi başka bir şey bilmiyorum. Satılan evin diyor yarısının parasını annesine verdiniz.
Doğru mu? Belediye. Hepsi. Belediye. Tapu müşterek de. Annem de babamla resmi nikah olması için belediye annem hakkını veriyor. Ama bak, baba hakkı oranı hocam, amcama verilmiyor. Siz, belediye size mi verdi o parayı? Hocam. Ben size verdim. Resmi nikah olmadığı için tamam, 30 milyon 32 TL aldım. Ya tamam verdi sana. Değil mi? Size aldım. Verdi. Peki o parayı. Ve sen yaptın. Niye aldın? Onu soracağım. Ben de üst kat. Alt kat vardır. Üst katta yenge dedi burası sıcaktır. Ben abi çatı yaptım. Çatısını yaptım. İnşaata harcadın sen. Evet Şahin'le 10 milyar şahit olarak şahidim şu anda da yenge verdim. 20 milyar kaldı. 10 milyara çatı yaptım. Bunun inşaat malzemeyi delere yaptım da parası bende kalmadı. Ben esnafıyım ben Allah'a o paraları evet. İnşaata mı harcandı Yusuf? Hayır. Kesinlikle yalandı. Böyle bir şey yok değil zaten mi? Mahkeme ispat edindi zaten. Ben her şeyi ispat sen yalan işaretle getirdin mahkeme. Peki girmek Yusuf Bey, Yusuf Bey'e şunu sormak istiyorum. Sizce Yusuf'un babası kim? Kim? Allah biliyor ben ne bileyim abla sen bana sordun soru. Ama sizin ben aileden biri. Ben kendi vekilim gelmişim. Allah'ın adaletinde Yusuf'un anası benim anamdır, bacımdır. Ben senin Kur'an evimde ben seni kirli parayla ben hiç iş olmam. Ya peki, ana, Yusuf Bey ama sizin bu çocuk bana ne şöbe duymuyor biliyor musun? İsminizi koydu, benim ismi koymuş orada ben şöbeleniyorum. Sadece onun için diyor. Tabii. Ama eve de kapatmışsınız onları ya. Neden annemi de eve depoya kapattınız? Evet annemi niye kilitledin? İtiraftır. Babamı kilitliyordun, annemi de kilitliyor. Allah'ta inancın olsun itiraftır. Ben yenge hüzünlü bir insandır. Kitlediğine emin misiniz? Annem de anlatıyor. Bu devletli bir şey meşgul ediyor. Bir dakika Yusuf Bey. Amca Yusuf bana bir şey yaptı dedi mi ki annen? İşte onu bilmiyorum. Ama bulduğum katlığı kitlediğini söylüyor. Alt katı. Ama bir de benim ismini de amcam vermiş. Yusuf. Yusuf'un şu anda bir yazı var. Evet. İki yere. Burada toplam borç 126.764, diğer borç 37.436, evet, ihtiyaç kredisi 18, ihtiyaç kredisi 16.005, 76 mı 16 mı ne yazı da kötü. Diğer krediler toplam 208.500 TL borç. O zaman tarih ne zaman? Bu tarih yok. Yok. Şu anda... Şimdi bunu okumak istiyorum bir saniye. Yusuf amcam bana yardımcı olunmasını istiyorum. Sıkıntıdayım, barışmak istiyorum. Borcum kapatılırsa ben de tüm davalarından vazgeçerim. Ve gerekirse amcama aylık 3000 TL veririm. Allah için yardımcı olunmasını ve amcama ve size karşı saygısızlık yaptıysam özür dilerim. Bunu sen mi yazdın? Ben yazdım. Neden bu parayı istedi? Çünkü neden? Bir dakika kendi arasında. Amcamsa... Amca ne demek? Baba yarısıdır. Hani sen amcayı yenge... Baba yarısıdır. Ayca'yı namus çekti. Ama hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Peki bunu ne zaman istedin sen? Ben bunu 2 sene önce. 2 sene. Bu davalar başlamıştı. Başlamıştı. Bir de borcam girdi. O şey mahkeme... Peki bu davalar başladıktan sonra sen bu parayı istedin. Ne cevap verdi amcan sana? Vermem diyor. Vermem dedi. Peki ama Yusuf Bey de bunu hemen söyleyeceğim. Yusuf Bey de bunu diyor ki para için yapıyor Yusuf Bey. Hayır. Ben asla... Ben 60 yaşında Yusuf 20 kaç yaşında. Benim kartlarıma tamam olmuş bugüne kadar çevre. Ben babam değildim. Şahsın İbrahim Yaşar mirası niye aldın? Boş meşgul ediyor. Niye aldın? Ne yapsın? Niye aldın sen? Ben zamanda ben senin yanına gelerek belediye sana veriyor. Amca dedi Yusuf, sen niye belediye alıyorsun? Ben o alışta almayacaktım. Girmişim. Almayacaktım. Bak tek okla ortada niye aldın? Hello. Ben 5-6 TL... Ben senin yüzünden sokaklarda kaldım. Evsiz baksız. Allah'tan annemin payı düştü de. Onun sayesinde ben ev aldım. Şimdi şurada ortada bir şey var. Yusuf Bey siz de dinleyin. Bu baba siz çıkmazsanız şimdi DNA yapıldıktan sonra siz çıkmazsanız. Bunu avukatların mı bu devre girdi? Yusuf Bey sözümü bitireyim bir saniye. Eğer siz çıkmazsanız sizin akrabalarınızdan biri. Çünkü öyle çıkmış yani akrabalık bağı olan biri. Dışarıda değil yani. Yani o anayla bu bilgiyi alır. Ben de alamaz.
Çünkü aslında bu DNA ile ilgili süreçler miras davasından sonra ortaya çıkıyor. Mirasta baba kim oldu? O zaman bana diyor hakkımı verirse, mirasımı aldığı yarısını evin verirse ben de hiç ne baba ararım ne bir şey. Ben de inşaatçıyım. Benim videolarım her şeyi ispat etti. Babanı miras ettim. Ayrıca benim şu anda namus ettim. Benim yengemle beni bağlattırıyor. Tabii aslında siz de ondan dolayı çok sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü ben yengemle birlikte olmuş olacağım diyor. Ekmekle büyümüş, ekmekle. Dün biliyorsunuz konuşurken de amca Yusuf kesinlikle benden olamaz dedi. Yani bu imkansız dedi. Bu sorunun da tek cevabını bilecek anne dedi Kadriye Hanım. Annen ne diyor Yusuf? Annem işte hiç söylemiyor, inat ediyor. Senin baban İbrahim Yaşa diyor. Ama bir tarafta işte attı tıp rapı ortada. Yani kimi inanacağımı şaşırdım artık ya. Ben bu çilem artık bitmesini istiyorum ya. Hani uykularım, gecelerim rahat uyuyamıyorum artık. Bu baba hakkı bir tarafta, baba hakkı bir tarafta, baba bulmasını mücadele ediyordum. Şimdi anne burada mı? Anne şimdi en çok sabah böyle bir fenalık geçirmiş anne galiba. Anne burada arka tarafta şimdi. Kadriye Hanım nasılsınız? Kolayım tatlıyım. İyi misiniz bakayım? İyiyim. Aa, ne tatlı bir hanımmışsınız siz. İyi mi keyfiniz, iyi mi? Neden orada oturdunuz? Bu şey kameranla gözüme geliyor. Ha, kamera gözünüze ışık mı geliyor? Anladım. Şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum aslında. Sizin de bileceğiniz gibi. Yusuf'la ilgili. Abi Yusuf size benziyormuş ya. Hiç babaya gerek yok yalnız. Yusuf zaten anne de baba da aynı. Siz ne oldu sabah kötü olmuşsunuz? Yusuf sezaryenli oldu konak doğum evinde. Ha, sezaryen doğum yaptı. Üç çocuğum da orada oldu. Orada oldu. İki şimdi kızım orada oldu. Sizi Yusuf ya. Orada oldu. Siz gözükmüyorsunuz ya Kadriye Hanım. Üç tane çocuğum var. Kadriye Hanım burada kamera sizi gözükmüyorsunuz ya, içeri alayım mı? Gel ben götüreyim. Ben orada seyrediyorum bundan. Hayır orada burada da seyredeceksiniz. Ben koyarım, gel. Gel orada göstereceğim size. Gel korkma. Ne oldu? Gel benim yanımda gel. Gel ben seni kaldırayım, gel. Heh, gel yavaş yardım edin arkadaşlar. Rahatça biz konuşalım diye herkes bizi görsün. Gel bakalım. Heh. Şöyle bu koltuğa bak rahat. Aman dur dikkat et. Ses arkadaşımız gelsin, bir sesçi arkadaşımız gelsin, mikrofon. Hem de takılsın o sırada. Hoş geldiniz. Ha, rahat mısın Kadriye Hanım şimdi? Su ister misin bir şey? İçti mi ha? Kadriye Hanım nasıl doğurdun Yusuf'u? Nerede doğurdun? Anlatır mısın? Konak. Üçü de konak doğum hastanesinde oldu. Yusuf sezaryen oldu, ikisi normal oldu. Peki. Sonrasında sezaryenle doğdu. Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Zaten size çok benziyor Yusuf. Aynı sizin kopyanız. Peki sonrasında Yusuf neden böyle bir şeyden şüphelendi sizce? Önce kendi şüphelenmemiş ama sonrasında çıkan sonuçlara göre. Babasının evi almak istiyor. Parasını alacak. Amcalar da vermiyor. Amcası da vermiyor. Parasını mı alacak? Parasını. Ha, para için yani mi yapıyor? İbrahim hakkını olanı. Baba hakkını olanı hakkı. Alacak. Evlenecek Yusuf. Bir yalancıktan bir işan yaptılar. Neymiş? Nazlı da bilezikler. Paralarından Nazlı'ya bilezik yaptılar. Peki. İşanda hepsini taktı. Peki Kadriye Hanım şunu merak ediyorum. İşanda evlenmeden evvel ne takıyorsun? Bir bilezik tak. Kadriye hepsini Hanım, taktı Kadriye bileziklerini. Hanım, bir şey söyleyeceğim. Hani mahkeme Yusuf'un babasının mezarı açıldı ve DNA yapıldı ya. DNA sonucuna göre babası değil. İbrahim çıkmadı. İbrahim Yaşar. Konak doğum evinde oldu. Hastane hinci. Anne. Şeyde araştırma hastane, evet. Yok mu Tebecik? Hastane. Hayır. Onun orada.
Hayır, hani hastane o ya da şimdi. Tamam, orada doğmuş ama babası İbrahim çıkmamış. Neden olabilir? Üç çocuğum da konak doğum hastanesinde oldu. Hayır, babası başkası diyor teste göre. Başkası oldu mu ya? Kimden olacak? Şeytanlardan mı getirdim ben onu? Kim olabilir babası? İbrahim Yaşar. İbrahim Yaşar. Peki teste niye çıkmıyor? Niye DNA testi öyle demiyor? Hani artık gerçekten ortaya çıksın artık. İbrahim Yaşar. Teste niye başkası çıkıyor baba? Bir sebebi hadi olabilir mi? Yani bir şey, o dönem sizin hatırlamadığınız bir şey olabilir mi? İbrahim Yaşar. Peki Yusuf niye amcam diyor benim baba? Ne bileyim ben, DNA testi kim yaptıysa yalan söylüyor. Devlet yaptı DNA'yı. Mahkeme kararıyla yapıldı anne, bu yalan olmaz. Baba nerede o oluyor? He? Neden amcamı bağırma mı var bu işte? Anne sen de öyle. Onu bağırma vardır. Sen de saçmalıyorsun ya. Onu mu bağırma vardır? Kimin olacak? Ne çıkmıyor? Acaba sizin söylemek istemediğiniz bir şey olabilir mi Kadriye Hanım o dönem? Söyle anne artık. Size kötü söyle bir ya. Şey yaptılar belki. Olabilir mi? Belki kötü bir şey yapılmıştır. Sizin suçunuz yoktur da. Hani siz bir şey yapmamışsınız da artık size kötü bir şey yapılmıştır. Artık bu okulsa... Yıkan yapma. Abisine diyor yıkan yapma. Onun yüzünden yıkan yapmadı zamanında. Hangi abinin yüzünden? Abisine diyor Yusuf. Yusuf kaynım. O zaman diyor abisine yapma. Bayak. Peki Yusuf neden izin vermedi nikah yapmasına? Neymiş? Merdim yıkamaya gidenler şeşit oluyor. Temizliğe gidenler şeşit oluyor. Badem abisi baksadı. Baksadı, ben merdiven yıkıyordum. Temizliğe gidiyordum. Ha. Seni beğenmiyor muydu eş olarak Yusuf? İbrahim. Hayır, Yusuf evlenmesin demiş ya. Yusuf. Abisi ne diyor? Evlen, hani yıkan yapma. Balak. Ha. İbrahim mi abisine dedi? O diyor. Kardeşi söylüyor. Yusuf söylüyor. Tamam, doğru anlamışız. Yusuf söylüyor yani. Evlenmesin diye. Peki Yusuf'un babası? İbrahim Yaşar. Ama İbrahim çıkmıyor demiyordu. İbrahim Yaşar. Kulağını da el basadım. Hastanedekiler de biliyor. İbrahim Yaşar. Sezaryen... İmza kim verdi? Babası verdi. Öyle beni sezaryana aldılar. Peki tamam, sezaryanı anladım. Tam hamile kalma döneminde Yusuf'a başınıza bir şey gelmiş olabilir yok. Mi? Biri sizi böyle yok. Rahatsız etti. Hayır. Bir de anne bir ama bu testler 3 kere yapıldı devlet tarafından. Bunların yanlış çıkması neredeyse imkansız. O dönem belki başınıza bir şey geldi, söylemek istemiyorsunuz. Hani bir de erkek çocuk olmuyor diye sen bunda bir şey mi tedavi oluyor musun? Sen bir ara anlatıyordun erkek çocuk olmuyor diye. Baban diyordu. Olsun. Sen oğlum olsun, oğlum olsun. Peki şimdi kızınız Çimen hattımızda. Bakalım kızınız ne diyecek Çimen Hanım. İyi günler Esra Hanım. Hoş kolay geldiniz gelsin. Yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Şimdi şey söyleyecektim. Bu biliyorsunuz Yusuf'un bir davası var ve o davanın sonucunda Yusuf'un babası İbrahim Bey çıkmadı. Evet. DNA testi evet. Sonucunda. Siz bu konuda bir şey söylemek istiyormuşsunuz. Buyurun. Evet. Şimdi oradaki Yusuf Yaşar namustan, şereften, hasiyetten bahseden insan. Yıllar önce. Amca için mi söylüyorsunuz bunu? Çocukken görmüştüm. Amca için mi söylüyorsunuz bunu? Evet, amca için. Çünkü ikisinin adı Yusuf, izleyiciler karıştırmasın. Onu da bilmiyorum. Amca için söylüyorsunuz, evet. Evet. Yani orada namus ve kimliğine sorulmasın. En son namustan bahsedecek insan odur.
kimle ne yaptığını çok iyi biliyorum. Çünkü gözlerimle gördüm. Ne gördünüz? Şimdi söylersem bütün ailesi dinliyor. Ne gördünüz gözünüzle? Efendim? Ne gördünüz gözünüzle? Yani yıllar önce ben çocukken... Şimdi söylesem... Söyleyin lütfen, söyleyin. Canlı yayına uygun şekilde söyleyebilirsiniz. Şimdi ben küçükken Evlet Yenge var. Evet. Evlet Yenge'nin Yusuf amcamın kucağında oynar. Devlet Yenge'nin kocası niye kendini attı? Bunu sizin iddianıza göre yengenizle birlikte olmuştu amcanız. O yüzden de yengenizin evet. kocası intihar etti diye söylüyorsunuz. Amca bence öyle karşı. Çünkü gözlerimle evet. gördüğüm şeyin bağlantısı bu. Anladım. Hani benim kardeşimin üstüne geliyor. Yok namusluyum yok şerefliyim diye. Hiç de öyle bir şey yok. Tabii bunu şimdi sizin iddianız olarak söyleyeceğiz. Peki Yusuf'un ben babası... Ben 10 sene önce de söylüyordum. Aha. Benim vicdanım rahat. Peki Yusuf'un babası biliyor, sizce kim olabilir? Devlet Yenge de biliyor. Yusuf'un babası sizce kim olabilir? Bana bilemem. Yani herkes şüpheli. Nasıl herkes ama, şüpheli? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Yusuf Yaşar dedi ya işte ben Yusuf'a baktım, Kümen'e baktım. Ne zaman bakmış bizi koruyup kollamış? Peki şimdi siz... Biz zulüm görürken... Çimen Hanım görürken o sadece seyretti. Peki Çimen Hanım şunu soracağım. Asıl ana konuya gelelim. Siz arkadaşlarımıza demişsiniz ki ben bir şey gördüm. Yusuf'un babasıyla ilgili olabilecek bir şey. Annemle alakalı. Onu söyler misiniz? Ama şu anda o DNA testi çıkmadığı için onun üstüne söylemem uygun olur. Şimdi söylersem çok hayır, erken. Hayır siz ama başka bir isimden bahsettiniz. Ya şimdi... Amcam denilen annem desen ondan farkı yok. Anneniz için de mi? O bizi rezil etti. Anneniz mi? Evet annem bizi rezil etti yani yaptığı bu hareketle burada. Hangi hareketler? Yani annemin yaptığı yıllar önceki hatası bak bugüne çıktı. Ama babası, anneniz kabul etmiyor. Bilmiyor. Anneniz diyor ki ben bir şey yapmadım diyor. Nasıl ya? O DNA raporları ortada. Ne diyorsunuz Kadriye Hanım? Annem bir şey yaptı diyor. Yok. Aha. Yok. Ya kim inanır ya? Kim inanır? Şimdi DNA testi çıkacak ondan olmayabilir. Konakta doğdum. Seni de doğdum konakta. Ya sen babasının kim olduğunu açıklayacağım de ben sana inanmam bile ya. Sen doğru şeyi söylemezsin. Ben raporlara inanırım artık. Hadi söyle anne. Şöyle rezil ettin ya. Çimen Hanım, şimdi siz başka bir amcayla annenizi görmüşsünüz. İptal attın evet, kızım. Evet ama DNA testi çıktı. Daha tamam bir dakika amcanın istiyorum. İsmini vermeyin bana. Size soruyorum ne gördüğünüzü. Annemle ilgili mi? Evet. Ya şimdi onu da söylesen... Söyleyin bir şey var isim tamam, vermeyin. Benim isim, isim vermeden söyleyin lütfen. Tamam başka bir an. Bir ton dayak yedim ben. Kız. Başka bir amcanızın annenizi banyoda liflediğini mi gördünüz? Aynen öyle bunu gittim. Manyak ya. Ne diyorsunuz bir dakika Çimen Hanım. Böyle bir şey oldu mu Kadriye Hanım? Yok. Başka bir amca ya, sizin yok. Yalan tabii tabii. Ama kızınız gördüm diyor ya. Yani banyodayken ben acaba gördüm. Sizi liflemiş amca. Kaç yaşında iken görmüştü? Kaç yaşındayken gördü diyor Yusuf. Ben küçüktüm. Yusuf yurtlardaydı. Ben küçüktüm inşaatta. Ben gördüm yani gözümle gördüğüm için babam denilen şahısa söyledim. Nasıl söylüyor? Hem annemden hem babamdan dayak yedim. Ha, annenize de söylediniz mi bunu? Yalan abi, söylüyor ya. Yok, yalanladılar bunlar. Yalan söylüyor. Abi yürü git. Peki banyoda gördüğünüz... İyi sen de çıkart adımız. Sen de çıkart. Kalabaladı kılar da çıkardı. Peki banyoda hadi gördünüz oradan. Ne yaptınız o zaman çocukken?
Ben onları gördüğümde elim ayağım titredi. Ben merdiveni kolaya gidiyorum. Temizliğe gidiyorum. Sen bilmiyor musun? İkimiz bebe gidiyorduk temizliğe. Ya bırak bırak bu işi bırak. Babanın... Bayak bayak. Artık her şey gibi babam, yüzüne çıkıyor. Babanız... Hani evin adamının yanı... Bir dakika. Babamız bakıyorum. Olmayan insana bizi... İşkence, zulüm gösterdin ya. Kime yaptırdı bunu? Ya benim annem. Evet. Adem İbrahim Yaşar bizim babamız değil. Niye onun yanında bıraktı bizi? Peki acaba senin de mi baban değil? Belki senin babandır Çimen. Ben de şüpheleniyorum. Ama DNA yaptırmadım da. Sen de DNA istiyorsun aslında. Tabii ki. Kendi imkanlarımla ben bunu yapacağım. Çünkü bak, bu şüpheyle yaşanılmaz. Buna ne diyorsun Kadriye Hanım? Onun ne? Hani artık gerçekten açıkla artık. Bu çilem bitsin artık ya. Annemin ne dediği artık. Sokakta 10 tane baba var. Annem ne dedi? Bir tane bulalım da. Çünkü kim bir dakika bir şey söyle. Bir dakika bir şey söyle. Bir şey soracağım. Sokakta 10 tane baba mı var? 10 tane baba var diyorlar ya. Evet. Sokakta bulalım da diyorum. Baba dediğim ben sana. Manyak mısın sen ya? Anne ayıp anne ya. Senin yaptığı ayıp ya. İftira neye atıyorsunuz? Ben iftira atıyorum. Ben DNA rapoyla konuşuyorum. Orta da rapoyla konuşuyor ya. Bir saniye bir ses alın arkadaşlar. İyi iftira at. İyi iftira atın. Hayır ama peki o iftira atıyor da mahkeme niye böyle sonuç çıkarıyor? Üç kez yapıldı. Çocuklarım yoktu. Eskiden yoktu. Tamam mı? Evet. İyi bayım Yaşar da yoktu. Beni Eskişehir'de kız kardeşim kovdu. Tamam. Kovmuyorlardı beni. Aha. Eskişehir'de evimiz vardı. Alaön Mahallesi'nde. Evet. Kendi evimiz. Bekarken diyorsun sen. Evet. İlk eşimden boşandım. Esmiye yıktı yuvamızı. Peki, Esmiye. Resmiye kim? Ya kardeşim. Kız kardeşim. Kız kardeşi nasıl yıktı yuvanı? Eskişehir'deki evi sattı. Kocanla mı oldu? Yok. Sonra geldiler abimle bebe. Dövdü. Hı hı. Dövdüler. Sonra bir... 20'den... 7 aylık çocuğum vardı kanımda. Dövdüler öldü. Çocuğu... Dövdüler mi? Karnında öldü. Şimdi bak Kadriye Hanım. Şimdi bu çocuğun babası belli ki İbrahim değil. Kızın da diyor ki ben öbür amcamla banyoda uygunsuz gördüm. Acaba öbür amcanın sana ilgisi mi vardı? Var mıydı? Ama amca seni niye yıkıyor o zaman? Hani niye yıkadı banyoda? Bir şey mi oldu orada? Kim yıkamış ya? Amca. Sizi yıkamış banyoda. Manyak mı? Değil mi ya? Ben şok oldum ya. Vallahi resmen şok oldum ya. İftara bak ya. Hani iftara olur mu anne? Gerçekten. İftara atıyor Çimen. Bilmiyorum. Çimen niye size iftira atsın? Ha? Karabağladı kılardan birlik bu. Peki sizi, yani sizin kızınızla aranız nasıl Çimen'le? Gitmiyorum. Konuşmuyorum. Neden? Bir sefer gittim kovdu kocası. Kovdu sizi. Hani size kızgın gelme, mı? Gelme. Gelme bize. Çimen. Çimen'i tek bir daha alabilir miyiz? Çimen. Esra Hanım evet. Artık. Annenle aran neden bozuk? Esra Hanım ben bir sene önce annemin kafası kanlar içindeyken ben gidip kurtardım annemi. Neden kafası kanlar içindeydi? Yusuf dövdü, bu dövdü. Yusuf mu dövdü? Evet. Doğru mu Yusuf? Evet. Kafamı kanattı. Ben kurtardım ben. Ha? Beni yine hayır. Sevmiyor. Ben yaranamadım ona. Yusuf bir dakika. Yusuf dövdü mü sen hayır. Anneni? Hayır. Dövdü. Kim dövdü? Ömer Dilek kim kafanı kanattı? Kim kanattı? Çimen. Efendim? Kim kafasını kanattı annenin? Orayı göremedim. Ben evlerine gittim. Bir baktım annemin kafası kanlar içinde. Yusuf da tedirgin bir şekilde abla gel dedi. Annem dedi kendi kafasına sinirliyken vurdu. Kan attı. Benim bana içim atıyor dedi. Kim yaptı ama bunu? Ben şahit olmadığım için bilmiyorum kimin içine kafasını kan attığını.
Yusuf ben kim yaptı annene bunu? Ben annemi aldım, evime getirdim, baktım. Ben yeni ben o gün annem evdeyken ben de börek almaya çıktım. Evet. Börek almaya gittim de sonra kahvaltımız börekle yapalım dedim de eve geldim de biraz kanlı içinde biraz işte kafam demire vurdum diye. Ne kavga içinde? Anne, sen dövdün. Anne hep sen bana iftiralı atıyorsun. Çünkü ya, amcanla ya. Yusuf Yaşar ile birlikte olup şey yapıyorsun yok, ya. Yok yok ben kurtardım yine yaranamadım ki buna. Bak resimde bu arada hani kafasına darbe almış. Eve geldiğinde evet. Öyle gördüm diyorsun Yusuf evet. Öyle mi? Evet ispat evet, etsin. Kanlar içinde i̇spat gördüm etsin. Annemi hastaneye kaldırdım karakolu çağırdım. Peki annen niye benim oğlum yaptı diyor bunu? Yusuf yapmadım yaptı şey, bu. Öyle yani diyor. İftira öyle atıp bu davamda vazgeçsin diye. Telefonu attı kafama. Yani. Neyi attı? Telefonu. O telefon zinci bozuk. O telefonu attı kafama böyle kanlar içinde. Anne bu davamda vazgeçmek için yapıyorsun her şeyi. Benim biyolojik babam kim ya? Söyle onu söyle. Ya devlet mi yalan söylüyor, aile mi yalan söylüyor artık ya? İbrahim Yaşar. Niye çıkmıyor o zaman? İbrahim Yaşar niye çıkmıyor? Git adliye sor. Çok bana iftiralı attın. O kadar ben nişanlıyken nişanımı da iftira attın. O kadar. Çok zulümle gördüm yani. Bir tarafta babamı da gördüm. Attım. Sende de gördüm ya. Bekle. Nişanlı. Bir tarafta amcam da iftiralı atıyor. Bir tarafta sen atıyorsun. Maksa bu davamda yıldırmak Yusuf, istiyorsun. Yusuf annenin kafasına telefon attın. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Ama dövüyordu diyor Yusuf. Hayır dövmüyorum ya. Ayrıca dövdü mü seni daha önce? O kadar klimara, televizyona ben evi... Ya klimayı boşver Yusuf konuyu değiştirme şunu hayır. Soruyorum. Bu annenin kafası böyle yarık içindeyken sormadınız mı araştırmadınız mı kim yaptı? İşte annem işte iftira atıyor bana. İftirayı sormuyorum kim yaptı diye soruşturmadınız mı? Evet. Annem işte biraz aklı dengesizliği olduğu hayır olduğu sen için... Niye araştırmadın diyor Esra Hanım. Ha, Yusuf. Yok evde oldu bu olay. Tamam işte. Evde olsa da kafası nasıl yarıldı bu kadının? İşte bu kendisi maksat bana iftira atmak için bu davamda... Kendi yaptığı kafasını. Evet. Demir çarşembeye vurdu. Arada bir demir çarşembe var. Ha. O da vurdu. Bir de kafama telefon attı. Bu kadar neden hani, bu kadar bunu? İftira atma ya. Neden yaptı anne, bunu? Anne sen bana iftira attın. Ben İzmir'e dövdüm de ben lojmana... Taşırıyorum. Seninle bir işim olmayacak artık. Sana kim bakıyorsa baksın artık. Ay tehdit etme burada öyle. Yok. Tehdit edip bana anneni susturma. Evlatı olarak görmüyorsa o zaman benim babam da o zaman söylemiyorsa ben kimi çocuğuyum o zaman? Kimi çocuğu çocuğum? Değil. Annene vurdun mu vurmadın hayır, mı? Hayır. Asla. Sizi başka zamanda da dövdü mü? Hayır. Anneye baskı ben yapma. Artık ben bundan sonra ben İzmir'e dövdüğümde ben lojmana taşınacağım. Artık ben annemde... Tamam şimdi burada bu kısa bir aramız var. Kesileceğim artık sana ya. Görüşeceğiz. Tabii yayın arasında da burada devamlı konuşmalar oluyor. Sen diyorsun artık benim annem değilsin diyorsun. Niye? Çünkü iftiralar dolayısıyla amcamla ben hukuk savaşım olduğumuz için... Tamam sen annene niye vurdun o zaman? Vurmadım ki. Vurdun sen niye iftira atıyorsun işte? Vurdum ama... Karakoluna bağlan. Bağlansınlar. Anne sen bakan... yalan gidip de işte beni dövdü oğlum dövdü diyorsun. Hep iftiralar atıyorsun. Ama sana kim bakıyor o zaman evi? Eve eşyası kim alıyor? Yiyecekler kim alıyor? Sen annene el kaldırdın mı Yusuf? Hayır asla. Bir ana bir arı vurmaz. Çankaya'daki polis hani var ya onlara bağlan. Bağlansınlar. Peki kim bu kadının kafasını kanattı? Araştırmadınız mı? Zaten evde zaten belli. Belli kim? Evde zaten tek başına yaşıyor zaten. Ben de zaten işe gidip geliyorum. Ama fakat ben sabahleyin ben anne dedim bir sıcak bir börek alın. Bir iyi börek yeriz. Sen de çay yaparsın edersin. Bizim penceremiz demir olduğu için demire çarptı. Demire çarptı kadın. He. Demire mi çarptın öyle. Sen? Nasıl çarptı? Düştü anne, mü demir? Anne bu bir iftira ben görmedim ya. Telefonu açtı. Bir de kalkıp da attı. Telefonu kafana attı. Yani, bir de pencere vurdu demir pencereyi. Seni pencereye ettirdi. Anne bu kadar şey ama attık benim için annem ölmüştü artık. Kafanı gitti börek almaya. Çimen sen kafanı çok gömülüyorsun çok sahip gitti. Çıkmak istiyorsan gel anneye al sahip bir çık o zaman. Böyle ben bakıyorum yıllarca ben bakıyorum ya. Tamam sen bakıyorsun diye dövecek mi kadını? Hayır canım. Asla ben dövmüyorum iftira. Niye iftira kuru iftira. İspat et ya. Fotoğraf işte kimen bak. Kimen de bana iftira attı. Yok annesi döv, yok bilmem şey. Bana o kadar şey vasit davası açıp da bu davada maksa bu davamda amca mı akıl veriyor işte? Amca ayrı bu konu ayrı bu konu ayrı. Sen bu yapan kim? Söyle bakalım. Sen? Seni kim kullandı?
kullanıyor. Yusuf ya şu konuyu döndürüp durma. Bir beni dinle. Vurdun mu kadına, vurmadın asla mı? Asla. Uzaklaştırma asla kararı verildi mi? Velide onun yüzünden ben... Niye uzaklaştırma yani verildi? Velide ama işte yalan iftira yüzünden veriliyor. Ama bu iftira üzerine... İspat etme lazım. Bu kadın Yusuf niye kardeşim kendi kendine vursun ya kafasını? İşte iftira da olmaz o iş. Neyse şimdi yarın devam edeceğiz. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.